arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel çantalarımızdan öreceğiz çantalarımızın yapımı oldukça kolay örgüye yeni başlayan kardeşlerimiz ve dostlarımız için de güzel bir çalışma fikri olacaktır bu çantamızı şöyle Görelim makyaj çantası olarak kullanabileceğimiz gibi kalemlik olarak kullanabiliriz. Ya da çantalarımızın içerisinde özel eşyalarımızı derli toplu tutacak güzel bir çanta olarak kullanabiliriz. Yani değerlendirmek, değerlendirmek istediğiniz her yere uygun olacak güzel bir çalışma. E, yapımı da son derece kolay. Ben bu çalışmamız için 2,5 numaralı bir tığ kullandım. Bir adet ip ve bir adet fermuar da bu çantamız için e, gerekli olacak ve halletmiş olacağız. Tabi dileyen arkadaşlarımız içini astarlı olarak da çalışabilirler. Ben astarsız olarak çalıştım. Astar yapmayı bilmeyen ya da fermuar dikmeyi bilmeyenler için ya büyüklerinden yardım alabilir ya da mahalle terzilerinden alabilir. Ama yapımı çok çok kolay. İnce ipimizde şöyle dikebiliriz. Önce teyleyip sonra yerleştirebiliriz. Evet kolay gelsin diyerek bu güzel çantalarımızdan birlikte örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Çantamı örmek için Etrofil Jeans marka ipimi kullanıyorum. Renk numarası 008 numara. 50 gram ve 160 metreden oluşmakta. Koton ve akrilikten oluşan güzel bir ip ince. buçuk numaralı da tığımı kullanıyorum. Toz pembe hoş bir renk. Şimdi 60 kadar zincirimizi çekelim. Tabii sizler daha büyük çanta istiyorsanız ya da daha küçük ona göre de zincirimizi büyütüp küçültebilirsiniz. Çok çok kolay çantamızın yapımı. Düğümümüzü attıktan sonra ilmeğimi biraz genişletiyorum. Ve başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 kadar çekelim. 60 zincirimi çektim. Şimdi üst sıraya trabzanlarımızı örmeye başlayalım. 1, 2 3 3 tane zincirim duruyor. 4. zincire bir defa tığımın başını doluyorum. Dikkatını alıyorum. 2 defa daha örüyorum. Çıkardım 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki tırabzan zincire girerek diğer tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Yukarıdan bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Aşağıdan bir zincir atlıyorum. Diğer zincire batarak trabzanımı örüyorum. İkili trabzanımızı örüyoruz. Bir başını doladım. Yanındaki zincire giriyorum. Bir, iki. Tamam başını doluyorum. Bir sonraki zincire giriyorum. Bir, iki. Bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir atlıyorum. Diğer zincirin içerisine giriyorum. 1 Yanındakine batıyorum. 2 Yanındakine batıyorum. 3 Trabzanlarımızı bu şekilde bakınız örmekteyiz. Tekrar örelim. Bir zincir çekiyorum üstten. Alttan bir zincir atlıyorum. İkinci zincire girerek batıyorum. Birinci trabzanımı örüyorum. Sıradaki zincirimi örüyorum. Trabzanla. Ve son olarak zincirime girdim. 3 tane trabzanımı ördüm. Bir tane yeni zincir çektim. Ve bu şekilde aşağıdaki çekmiş olduğumuz zincirimiz bitene kadar her bir zincir yuvasına bir tane örüyoruz. 3 trabzan. Bir zincir atlayıp yukarıdan da bir tane zincirimizi çekiyoruz ve sona doğru zincirimizi tamamlıyoruz. Zincirimin üzerine trabzanlarımızı bu şekilde yerleştirdim. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. En son trabzanımızın üzerinden çevirmeden 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak bir zincir çektiğim yere girerek 3 tane trabzanımızı bu noktaya örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanımızı bir zincir içerisine ördüm. Yeniden bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aşağıdaki bir zincirlik bölüme giriyorum. Ve 3 tane trabzanı bu noktaya örüyorum. 2 ve 3. Tekrar bir tane zincir giriyorum. 1, 2, Ve 3 her bir zincire 3 tane trabzan, sonrasında bir tane zincir çekiyorum. Sıramın sonuna doğru ilerliyorum. İkinci sıramızın sonuna kadar örerek geldim. 3 trabzan, bir zincir ve sıramızın sonundayız. Buraya bir tane zincir çekiyoruz. Başlangıçta 4 zincir çekerek dönüş yapmıştık. Burada bir zincir ve bir defa doluyorum. En son trabzanın üzerine batarak bir zincir, bir trabzan şeklinde sonlandırıyorum. Şöyle daha dıştan batalım şöyle dıştan battığımız zaman her iki katını da alalım. Daha güzel olsun. Evet bu şekilde ördüm. Şimdi bitiş yönünde 3 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. iki tane yuvanın içerisine kenardaki trabzanımızla birlikte örüyoruz. Toplamda 3 tane olacak. Yine bir zincir çekiyorum. bir zincir içerisine 3 trabzanımı örüyorum. Bu şekilde geçişlerimizin her ikisi de aynı gösterdiğimiz şekilde yukarıya doğru devam edecek. Farklı hiçbir işlem yapmayacağız şu aşamada. Sadece istediğimiz ölçü gelene kadar 3 trabzan bir zincir şeklinde örmeye devam ediyoruz. Örmeye devam ettim ve şu şekilde büyüttüm. Bu ölçü yeterli değil. Yine aynı şekilde örerek devam ediyorum ve biraz daha büyüteceğiz. Çantamız için gerekli yüksekliğe ulaşana kadar örmeye devam ettim. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ve 28 sıra ördüm. Tam ortadan ikiye büküyorum. Yeterli yükseklik olunca daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız daha büyük örebilirler. İlmeğime tığımı takıyorum. Diğer taraftaki başlangıç noktasındaki trabzanımın üzerine şöyle araya girerek bir tane sık iğne örüyorum. Zincir çekmeden trabzanıma geliyorum. Batıyorum. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Şöyle ipimizi araya alalım. Diğer tarafın trabzan arasına geçelim. Buraya geliyorum. Bir tane bu yönden, bir tane diğer yönden birleşme işlemimizi yapıyoruz. Şöyle sıkı bir şekilde yapalım. Diğer tarafa batıyorum. Bir boşluğa bir trabzanımı karşıya geçiyorum boşluğa trabzanımı. Diğer tarafın trabzanına. Boşla. Diğer tarafın boşluğunu. Şöyle gevşek almayayım. Trabzanımıza. Diğer tarafın trabzanına. Boşluğa. Diğer boşluğa. Bakınız bir boşluğa bir trabzanımıza ilmeğimizi biraz sıkı tutalım. Trabzana diğer trabzan boşluk diğer boşluk sona kadar bakın düzenli bir şekilde ilerliyorum. sona kadar geldim en son dibine batıyorum buradan trabzanıma gelerek batıyorum ve bir tane zincir çekiyorum şu şekilde birleştirme işlemimi yapmış oluyorum diğer tarafa da aynı işlemimizi yapıyor şöyle kesiyorum içeriye doğru ipimizi gizleyeceğiz içeriye gizleyeceğiz daha sonrasında. Şimdi alıyorum. Yeniden yukarıdan başlıyorum. Öncesinde bir tane zincirimi çekiyorum. Tepe noktasına batıyorum. Bir tanesine batıyorum. Sabitliyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Oradan yine aynı yere geliyorum. ilk başlangıç olduğu için. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. Daha sonrasında trabzanımı bu yönden diğer trabzanım. Boşluk diğer boşluk. Trabzanım yine diğer taraf trabzan. Şöyle ipimiz sıkı olsun. Boşluğumuz aşağıya doğru ilerleyelim Her iki tarafın birleştirme işlemini yaptım. Şöyle görelim arkası ve şöyle birleştirdiğimizde. Şimdi tersini çevirelim. Düz yönü çeviriyoruz aslında. Ters dediğimiz. Evet şimdi ağız kısmını yani fermuar dikeceğimiz kısmı sık iğnelerimizle örmeye başlayabiliriz. Şöyle bakın. Bir tane zincir çekerek sık iğnelerimizi örmeye başlayabiliriz. Tüm yuvarlak şeklinde öreceğiz. Şöyle kenardan başlıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Trabzanlarımın üzerine batıyorum. Bir tane boşluğa. Bir, iki, üç tane trabzanımıza, bir tane boşluğumuza karanfilleşecek gibi olursa, bükülecek gibi olursa bir tane boşluğumuzu arada atlayıp bakın şöyle direkt diğer trabzana da batabilirsiniz. Şöyle bakın eğer birikme olacaksa direkt trabzanlar üzerinden devam edebilirsiniz. Gerekirse sık iğnelerimizi zincirimizin içerisine de yapabilirsiniz. Sona kadar bu şekilde ilerleyelim. Daha sonra üzerinin ikinci sırasını, üçüncü ve dördüncü sıralarımızı da tam turu yaparak örmeye devam edeceğiz. Sık iğnelerimi örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra ördüm. Şimdi altıncı sıramızda şöyle tutmak için zincirimi çekmek istiyorum. Buradaki zincirimizi sizler dilediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Bakınız son sıramızı örmeye başlarken istediğimiz uzunluk için zincir çekmemiz gerekmekte. Ben 25 tane zincir çekiyorum. Daha uzun olmasını isteyen arkadaşlarımız daha büyük çekebilirler. Şöyle göstermek istiyorum. Bakınız. Ben diğer örmüş olduğum çantada şu boyutta hemen parmağıma takacak gibi bir ölçü olmasını istedim çok fazla uzunluk istemedim 25 zincir yeterli oldu Tabii buradaki uzunluk tamamen zevkinize göre değişeceği için dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz daha şöyle uzun çantamın boyutunun alt kısmına doğru da yaklaştırabilirsiniz ben hemen şöyle parmağımla olacak şekilde ayarladım diğeri de aynı şekilde Evet 25 tane zincirimi 6. sıra başlangıcında çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 bakınız. Bu boyutum oldu. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Ve 6. sık iğne sıramı bu şekilde başlatıyorum. son sıramı birer birer örerek tamamlıyorum. Başlangıç noktama kadar sık iğnelerimi örerek geldim. Bakın zincir çektiğim yerdeyim. Hemen ilk zincirimi çektiğim yere giriyorum. İpimi alıyorum. ilmeğimin içerisinden geçir. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz. Ve bu şekilde çantamız da tamamlanmış oluyor. Şimdi ipimi içe doğru gizliyorum. Bakınız kesmiş olduğum ipimi alalım. Şöyle deliklerden aşağıya doğru getiriyorum. Evet bu şekilde gayet güzel bir çanta oldu. Şimdi fermuar e, çalışması yapalım. İsterseniz içerisine astar çalışması da yapabilirsiniz. Ben astarsız olarak kullanmayı tercih ediyorum. Evet şöyle fermuarımı aldım. Bu boyutlarda bakınız tam çantamın boyutuna uygun kaç santim öreceksiniz çantamızı ona göre de fermuarı temin etmemiz gerekmekte fermuarımızı ağız kısmına gizli dikişlerimizde dikmeye başlayalım burada şöyle dikkat etmemiz gereken güzelce fermuarımızı yerleştirmek olacaktır daha sonra en güzel dikişimizde dikmeye başlayabiliriz şöyle bakınız içine yerleştiriyorum ölçüm tam olduğu için fermuarımı herhangi bir büyüklük küçüklük söz konusu değil buna dikkat ederseniz bu dikiş işleminde de çok rahat olursunuz İç kısma yerleştirerek fermuarımı diktim şöyle ince iple diktim mümkün mertebe bakınız e, makine iğnesi de yapmaya çalışabilirsiniz ya da e, dilerseniz yakınızda bulunan bir terzi varsa içine astarıyla birlikte de diktirtebilirsiniz ya da kendinizde önce astara dikip e, kenarlarından önce teliyip daha sonra bu ince görünmeyecek dıştan görünmeyecek dikişimizi yaparak çalışmamızı tamamlayabilirsiniz. Şöyle görelim bakınız. Gayet güzel. Dıştan hiçbir şekilde rahatsız edici bir görüntüsü yok. Gayet kolay ve güzel bir çalışma oldu. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir ve bu çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.